20 yılda bu iktidar Türkiye'yi birbirine düşman insanlardan oluşan bir toplum haline getirdi. Bu düşmanlıklar eskiden hani Türk-Kürt'tü, efendim, Sünni, Alevi'ydi, laikti, dinciydi filan gibi bir takım ayrılıklar veya işte faylar vardı, kırılma hatları vardı. Şimdi bir tane kırılma hattı çıktı. Bütün bunları çapraz kesiyor. AKP'li olanlar, iktidardan yana olanlar, olmayanlar. İktidardan yanaysan her şey mübah. İktidara karşıysan ne kadar haklı, doğru olursan ol, mutlaka bir ceza geliyor, bir beyde geliyor seni susturmak veya kendi şeyinde cezalandırmak için. Şimdi bir bu. Bu bir defa maalesef bir tavır olunca herkes bundan etkilendi. Bakın yani nasıl bunu anlatmak gerekir, yazmaya çalışacağım. Yani bunu yazılarımda da anlatmaya çalışacağım. İktidarın bu düşmanlaştırıcı siyaseti 20 yılda bu toplumu o kadar etkiledi ki aynı mahallede oturan, aynı ideolojiye inanan, hatta aynı partiye oy veren, hatta o aynı partinin aynı liderini bile, aynı lideri destekleyen insanlar bile o liderin bir tavrı üzerinden veya bir sözü üzerinden birbirlerinin gırtlağına sarılıyorlar, gırtlağına. Kanlı bıçaklı oluyorlar. Artık Türkiye'de özellikle siyaset anlamında normal, makul, efendim bu sesle, normal bir sesle, bağırıp çağırmadan, hain, alçak, namussuz filan demeden, böyle mantıklı bir biçimde tartışmak, konuşmak imkanı kalmadı. Bir şey anlatmaya kalkıyorsunuz, ne diyorsun sen filan diye üstüne gir. Yani dinlemiyor. Hayır efendim filan. Bakıyorsun, okumuş, yazmış, eğitimli, hatta senden aynı kültürde. Lan fakat dinlemiyor. Yani şeyin söylediği, Merdan Yanardağ'ın söylediği büyük tehlike bu. Yani iktidar sadece kendisine bağlı olanları değil, bütün toplumu etkiliyor. Bütün toplumu o biçimlendirme anlamına gelen dizayn anlamında dizayn ediyor, biçimlendiriyor, planlıyor, şekillendiriyor. Bütün toplumu. 20 yılda bu toplum ya nezaketi unuttu. Terbiyeyi unuttu. Hoşgörüyü unuttu. Saygıyı unuttu. Hatta böyle yapınca ezik diyorlar hocam. Evet. 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 Yani ezik efendim demeyi unuttu. Lütfen demeyi unuttu. Yani inanılmaz bir şey. Sokakta insanlar birbirlerinin omuz atarak yürüyorlar. Affedersin demek unutuldu. Hocam Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı'nın nasıl hitap ettiği ortada. Çok etkiledi ama ya. Yani kesinlikle. Bu ülke buna layık değil. Değerli izleyiciler gerçekten layık değil ya. Biz bu değiliz. Muhaliflere yani, neler dediğini hep beraber yaşadık, gördük. Yani değerli izleyiciler, benim yetiştiğim aile, benim yetiştiğim ev, benim yetiştiğim mahalle saygılı, sevgili, ya bileyim yani şeyi kaldırdılar. Şimdi sevgili saygılı dedim arkadan işte küçüklerini seven, büyüklerini sayan. Hani bir ant vardı değil mi? Andımız evet, okul andımız. Küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir filan. Onu kaldırdılar, cuma namazını getiriyorlar şimdi zorunlu olarak. Yani manasını anlamadığın bir ibadet gene getiriyorlar. Allah'a elbette ibadet ediyorsun ama manasını bilmediğin, manasını anlamadığın dualarla. Fevkalade sıkıntılı bir şey. Türkçe ibadet etmek serbest, yasak değil ama fiilen. Yani ama öbürü, yani, neyse şimdi oralara girmiyor, yapamıyorsun. Yapamıyorsun, mümkün değil. Şimdi değerli izleyiciler, şimdi sorun şurada. Başkalarına saygı kalmadı. Başkalarından kasıt, kendi kimliğinden farklı kimlik taşıyanlara saygı kalmadı. Sen kendini hangi kimlikte tanımlıyorsan bir defa o kimliğin dışındakilere saygısızlık etme hakkın var gibi görülüyor. Bir, iki, kendi kimliğine sahip olanlar da içinde hocam, AKP'li olanlar ve olmayanlar diye ayrılıyor. Hocam milletin ama bu seçimde çıkan bir sonuç var. Onun üzerinde durmalıyız.
Şimdi Alevi'ye oy verilmez tezi çöktü. %48'i bu ülkenin oy verdi. Türkiye'de Alevileri yaklaşık olarak %20, bazılarına göre %25 olduğu da ileri sürülüyor. Bazı mesela İzzettin Doğan Hoca da %25 olduğunu söylüyor. Ama ben %20 civarında olduğunu düşünüyorum. Bu az değil, her 5 kişiden biridir. Bu durumda %48 oy, yani %20 oy alması lazımdı normalde bu anlayışa göre Kılıçdaroğlu'nun. Eğer sırf Aleviler oy vermiş olsaydı. Yok canım, öyle bir şey yok. %48 oy aldı. Yok. Dolayısıyla bir Alevi'ye oy verilmez tezini millet çöpe attı. Tabii tabii. Çöpe attı. Yani, önemli sonuçlardan biri de bu hocam. Doğru. Evet. Doğru. Yani şimdi bir defa mezhepçilik iddiaları çöktü. Mezhepçilik iddiaları çöktü ama öbür iddia güç kazandı. Bakın değerli izleyiciler, şuraya not aldım. Mecliste Hizbullah istemiyoruz. Mecliste Hizbullah istemiyoruz, değil mi? Biz de istemiyoruz. Tabii. Çünkü Hizbullah'ın terör örgütü olduğunu biliyoruz. Mecliste Hizbullah istemiyoruz. Mahkeme kararıyla da sabit bu. Evet, mahkeme kararıyla terör örgütü olduğu belirlenen Hizbullah'ı mecliste istemiyoruz. Şimdi açıyorum, daha ileri gidiyorum. Hukuken Hizbullah'la ilişkisiz gibi görünen ama organik olarak, kişi olarak Hizbullah örgütünde görev yapmış olan kişilerin, görev yapmış olduğu, yöneticilik görevi yapmış olan kişilerin de burada yöneticilik görevi yapmış olan partiyi de mecliste istemiyoruz. Ben istemiyorum. Bu benim en basit vatandaşlık hakkım. Ben herhangi bir, bilerek söylüyorum bu lafı, herhangi bir terör örgütünde yöneticilik yapmış kişinin yöneticilik yapmış olduğu partiyi mecliste istemiyorum. Hizbullah'ı da istemiyorum terör örgütü olduğu için. Orada o terör örgütünde yöneticilik yapmış olan kişilerin içinde bulunduğu Hüdapar'ı da istemiyorum. Evet, ben Hüdapar'a karşıyım. Karşıyım. Bu benim en basit vatandaşlık hakkım. Hüdapar'a oy vermedim. Hüdapar'a oy verilmesinin doğru olduğunu da düşünmüyorum. Dedi diye birisi, bir memur, Hizbullah'ı istemiyorum dedi diye. Soruşturma açıldı. Açığa alınmış. Tabii. Memur, devlet memuru açığa alınmış. Sen milletin iradesine karşı mı çıkıyorsun? Yani evet. Bak ya, demokratik bir itirazı. Ne demek? Yani mecliste olan her partinin veya meclise girmek üzere örgütlenmiş olan her partinin, meclis içinde olsun dışında olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ne her partiye karşı olmak en temel demokrasi hakkıdır. En temel. Ben AKP'ye de karşıyım. Karşıyım.